de durma Sana ders bolca Merhaba çocuklar, ders izleyine hoş geldiniz. Bugün sizinle maddenin tanecikli yapısı konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle maddeyi tanımlamakla başlayalım. Kütlesi ve hacmi olan tanecikli yapılar madde olarak adlandırılır. Kütle bir cismin değişmeyen madde miktarına deniliyordu. Hacim ise cismin uzayda kapladığı alan olarak tanımlanıyordu. Sonuç olarak hem kütlesi hem de hacmi olan tüm tanecikli yapılar maddedir. Ve taneciklerin hareketi maddenin üç halini belirler çocuklar. Bunlar da katı, sıvı ve gaz halidir. Katı maddelere baktığımızda Yalnızca taneciklerin titreşim hareketi yaptığını görürüz. Titreşim hareketi taneciğin sağa sola, yukarı aşağı, öne arkaya yaptığı harekettir ve bu şekilde gösteriyoruz. Sıvı maddelere baktığımızda titreşim hareketinin yanı sıra öteleme hareketi yaptıklarını da görüyoruz. Öteleme hareketi de taneciğin yer değiştirmesi, yani bu taneciğin bir yerden başka bir yere geçmesi yer değiştirmesi olarak ifade edilebilir. Gaz maddelere baktığımızda ise titreşim, öteleme ve bunun yanı sıra dönme hareketi yaptıklarını görüyoruz. Taneciklerin kendi ekseni etrafındaki hareketine de dönme hareketi diyoruz çocuklar. Katı maddeleri özellikleriyle birlikte öğrenelim. Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetinin çok güçlü olduğu maddeler ve taneciklerinin birbirine çok sıkı bağlandığı maddeler katı maddeler olarak ifade edilebilir. Katı maddeler arasında tanecikler arasında boşluk yok denecek kadar azdır çocuklar ve katıların belirli bir şekilleri ve hacimleri vardır. Belirli bir şekil ve hacme sahiptir katı maddeler. Taneciklere titreşim hareketi yapar demiştik. Biraz önce bahsettik. Titreşim hareketi sağa sola, yukarı aşağı ve öne arkaya yapılan hareket demekse. Katılarda tanecikler arasında boşluk yok denecek kadar az olduğundan dolayı sıkıştırılma özelliği de yoktur ve aynı zamanda katılar akışkan değillerdir. Sıvı maddeleri incelediğimizde tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin katılardan daha az olduğunu gözlemleriz ve tanecikleri katılardan daha az birbirine bağlanmıştır. Yani katılar kadar sıkı bağlanmamıştır. Dolayısıyla tanecikleri arasında boşluklar vardır. Peki belirli bir şekilleri var mıdır sıvıların? İlkokuldan beri öğrendiğiniz bir bilgi sıvılar bulundukları kabın şeklini alır diyoruz. Dolayısıyla sıvıların belirli bir şekilleri yoktur ancak Belirli bir hacimleri vardır çocuklar. Bunun yanı sıra taneciklerin hem titreşim hem de öteleme hareketi yaptığını söylemiştik. Öteleme hareketi taneciğin yer değiştirmesi olarak ifade ediliyordu. Sıvılar yine katılar gibi sıkıştırılamazlar. Tanecikler arasında boşluk vardır ancak çok fazla olmadığından dolayı yine sıkıştırılma özellikleri yoktur ancak sıvı maddeler akışkan özellik gösterirler. Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluğu gözlemlemek için deneyler yapabiliriz. İlk olarak su içerisinde mavi mürekkep damlatıp bir süre beklediğimizde suyun bir süre sonra tamamen mavi renk aldığını gözlemleriz ve bu da bize tanecikler arasında boşluk olduğunu gösterir. Benzer şekilde Alkolün içerisine iyot attığımızda alkol renk değiştirmeye başlar yani iyot çözündükçe alkolün rengini değiştirir. Bu da yine tanecikleri arasında boşluk olduğunu gösteren bir deneydir Gaz maddelerle devam edelim Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti gaz maddelerin oldukça azdır ve tanecikler arasındaki boşlukta çok fazladır çocuklar. Gördüğünüz gibi çok fazla bir boşluklu yapıya sahiptirler. Şekil ve hacme baktığımızda belirli bir şekle sahip olmadıklarını ve belirli bir hacimleri olmadığını da gözlemleyebiliriz. Gaz maddeler için titreşim hareketi, öteleme hareketi hem de dönme hareketi yaptıklarını söylemiştik. Dönme hareketi ise taneciğin kendi Etrafında yaptığı, kendi ekseni etrafında yaptığı hareket demiştik. Ve gazlar sıkıştırılma özelliğine sahiptir. Yine sıvılar gibi akışkan özellik gösterirler. Bahsettiğimiz üç hale örnekler verelim. Katı maddelere verebileceğimiz örnekler: tahta, demir, sandalye, kum, sünger, taş. Bunlar katı maddelere örnektir. Su, süt, yağ, alkol, petrol civa sıvı maddelere örnektir. Hava, karbondioksit, hidrojen, azot, helyum, oksijen de gaz maddelere örnek olarak verilebilir. Ses, ışık, alev, ısı, yıldırım gibi olayların bir kütlesi ve hacmi olmadığı için madde olarak tanımlayamayız çocuklar. Dolayısıyla ses, ışık, alev, ısı, yıldırım gibi olaylar madde değillerdir diyoruz. Bir örnekle devam edelim. Bize çeşitli görseller verilmiş ve bu görsellerle ilgili sorular sorulmuş. Hangileri akışkandır diye soruyor. Birinci görselimiz yağ örneği. İkinci görselimiz yanan ocağa bazılacağız çocuklar. Ocak örneği. İkinci görselimiz 3 balon, 4 kitap, 5 su ve 6 da masa. Akışkanlık özelliğini ben hem sıvılarda hem de gazlarda gözlemlediğime göre akışkan olan maddeler 1 2 3 ve 5 ile numaralandırılmış maddelerdir. Hangileri sadece titreşim hareketi yapar diyor. Yalnızca titreşim hareketinin yapıldığı maddeler katı maddelerdi. O halde 4 ve 6 yalnızca titreşim hareketi yaparlar. Hangileri hem titreşim hem öteleme hareketi yapar. Titreşim ve öteleme hareketi sıvıların özelliğiydi. O zaman sıvı olan maddeler 1 ve 5 hem titreşim hem öteleme hareketi yapar diyoruz. Hangileri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar? Yani artık gaz olanları soruyor, gaz maddeleri soruyor. Çünkü bu üç hareket gazlarda karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla 2 ve 3 numaralı maddeler titreşim, öteleme ve dönme hareketi yaparlar. Hangilerinin belirli bir hacimleri vardır? Belli hacme sahip olanlar hangileriydi? Katı ve sıvılardı. Belirli hacimlere sahip olanlar. O zaman hem sıvıları hem de katıları belirlemem gerekiyor. 1, 4, 5 ve 6 numaralı maddeler belirli bir hacme sahiptir. Belirli şekilleri olanlarsa yalnızca katılardı çocuklar. Sıvı ve gazların sıvılar zaten bulundukları kabın şeklini alıyordu. Gazlar da benzer şekilde belirli bir şekilleri yoktur. Dolayısıyla 4 ve 6 belirli şekle sahip katı maddelerdir. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti en çoktan en aza doğru sıralamamızı istiyor. Çekim kuvvetinin en çok olduğu maddeler katı maddeler yani 4 ve 6 ile başlamam gerekiyor arkasından 1 ve 5'te devam etmeliyim. Son olarak 2 ve 3'te ise en az çekim kuvveti vardır diyoruz ve sıralamamız bu şekilde karşımıza çıkıyor. Maddenin ısı etkisiyle bir halden başka hale geçmesi hal değişimidir. Isı etkisini de biz ısı alma veya ısı verme olarak gözlemliyoruz çocuklar. Şimdi 0 santigrat derecedeki bir buzun ısı alarak sıvı hale geçmesi erime olayıdır. Bir sıvının yani suyun tekrar ısı vererek katı hale geçmesi ise donma olayıdır. Benzer şekilde suyun ısı alarak gaz hale geçmesi buharlaşma, gazın ısı vererek sıvı hale geçmesi yoğuşma gaz haldeki bir maddenin doğrudan ara hal değişimine uğramadan yani gazdan sıvıya geçmeden doğrudan katıya geçmesine ise biz kralaşma benzer şekilde katı haldeki bir buzun ısı alarak doğrudan gaz hale geçmesi yani sıvıya geçmeden doğrudan gaz hale geçmesine ise biz süblimleşme olayı diyoruz. Şimdi Burayı şöyle ayırdığım zaman, ikiye ayırdığım zaman yukarıda kalan hal değişimleri ısı alarak gerçekleşiyor. Aşağıdakiler ise ısı vererek gerçekleşen hal değişimleri. Yani maddeler ısı veriyor, donma, yoğuşma ve krallaşma yaşıyor. Isı alıyor, erime, buharlaşma ve süblimleşme yaşıyor. Sonuç olarak madde ısı aldığında tanecikler arasındaki boşluk artarken ısı verdiğinde azalır. Yani boşluk ısı aldığında artar, ısı verdiğinde azalır diyoruz. Buna bağlı olarak ısı aldığında taneciklerin hareket enerjisi de artar, ısı verdiğinde ise azalır. Peki hareket enerjisinden bahsetmişken çekim kuvvetine bakalım yani tanecikler arasındaki çekim kuvvetine baktığımızda ise ısı aldığında tanecikler arasındaki çekim kuvveti azalır. Yani ısı aldığında artık boşluk artacağına göre çekim kuvvetinin azalmasını bekliyoruz ve ısı verdiğinde de bu çekim kuvveti artacaktır diyoruz çocuklar. Maddenin 3 haline ait özellikleri belirlememiz isteniyor. Belirli bir hacmi olan maddeleri sormuş. Bunlar katı ve sıvı maddelerde belirli bir hacme sahip olanlar. Belirli bir şekli olanlarsa yalnızca katı maddelerde. Hatırlarsanız sıvı ve gazlar için belirli bir şekilden bahsedemiyorduk. Genleşme dediğimiz olay maddenin ısı almasıyla gerçekleşen bir olaydı. Genleşme özelliği olan maddelerse katı sıvı ve gaz maddelerde çocuklar. Yani üç halde de genleşme özelliği görülür. Tanecikli yapıdadır diye soruyor. Biz tanımı nasıl yaptık? Kütle ve hacmi olan tanecikli yapılara madde denir. Dolayısıyla tanecikli yapılara madde deniyorsa ve bu taneciklerin hareketi maddenin üç halini belirliyorsa yani katı sıvı gaz halini belirliyorsa üçü de tanecikli yapıdadır. Tanecikli yapıda olmasaydı madde olarak adlandıramazdım zaten. Tanecikleri arasındaki mesafenin çok fazla olduğu hal gaz hali, en düzensiz olduğu hal yine gaz hali, tanecikleri öteleme hareketi yapar. Şimdi öteleme hareketini katılar yapamıyordu. Katılar yalnızca titreşim hareketi yapıyordu. Sıvılar öteleme hareketi yapabiliyordu ve gazlar da öteleme hareketi yapabiliyorlardı. Tanecikleri titreşim hareketi yapar. Sadece demiyor dikkat ederseniz. Titreşim hareketi yapar diyor. E o zaman katılar titreşim hareketi yapıyor yalnızca. Sıvılar hem titreşim hem öteleme. O zaman sıvılar da titreşim hareketi yapıyor. Gazlar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapıyor. O zaman her üçü de titreşim hareketi yapar. Sıkıştırılma özelliğini soruyor sıkıştırılabilir olan hal gaz haliydi. Akışkanlık özelliği ise sıvı ve gazlara aitti. Böylece bu videomuzun sonuna geliyoruz çocuklar. Bir sonraki ders videosuna kadar kendinize ve tabii ki feninize çok iyi bakın. Hoşçakalın.